Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Zengin bilerek ve isteyerek tartışmak istiyor, polemik yaratmak istiyor, kavga etmek istiyor. Konuşması bunun üzerine kurguluydu. Hiçbir bütçe konuşması duymadık. Varız polemiğe de, kavgaya da, tartışmaya da. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi, eş genel başkanımız Tuncer Bakıran'ın konuşmasının nasıl çarpıtıldığını dün buradan tane tane anlattık ve okudum ben o metni. Zaman almamak için bir daha okumayacağım. Özlem Zengin açıp okusun bir zahmet. Nasıl büyük bir çarpıtma olduğunu kendisi de herhalde kabul eder. Diğeri Sayın Başkan, iradenizde bir sorun var dedi. Büyük bir hadsizlik. Bizi buraya getiren irade halkın iradesidir. Onları kim getirmişse bizi de getiren irade odur. Halka karşı çok büyük bir saygısızlıkta bulundu. Sayın Danış Beştaş lütfen tamamlayın. Özür dilemesini bekliyorum. Ve istiyorum meclis başkan vekilliği olarak da sizden. Diğeri yani... İsrailli pilotlar, Türk pilotlar tarafından Konya'da eğitime tabi tutuluyor. Çıt yok, itiraz yok. Gelip bize burada Filistinliler için başka başka konuşmalar yapılıyor. Burada ne kadar hacimle ticaret yapıldığını defaten anlattık. Ama şunu biliyoruz. Savaş, çatışma, ölüm adına ne dersek diyelim. Meselesinde tutumumuzda, tavrımızda nettir. Biz bu gençlerin acısını ondan daha az hissetmiyoruz. Bir acı yarıştırma içinde değilim. Tam da siyaset bunun için geçerlidir. Biz burada niye oturuyoruz ya? İnsanlar gitsin, yaşamını yitirsin. Biz başsağlığı dileyelim, sonra hiçbir şey yokmuş gibi işimize devam edelim diye mi millet bizi vekil seçti? Peki, peki teşekkür ediyorum. Son kez, bir daha uzatma yapmayacağım, son kez. Son kez, buyurun. Sayın Başkan, milletvekilliği demek, halkın vekili olmak demek, halkın evlatlarını korumayı da gerektirir. Bir ülkede bir sorun varsa, onu çözmek için azami düzeyde çaba göstermeyi de gerektirir. Biz barışı bu yüzden istiyoruz. Size tarihten bir örnek okuyacağım. 1960 yılında Diyarbakır vekili Mustafa Remzi Bucak, Doğu'da ayrımcılık yok diyen Adalet Partisi Edirne Milletvekili İlhami Ertem'e gönderdiği mektupta birkaç saf dili aldatabilirsiniz ama tarihi asla diyerek karşı çıkar. Biz de bunu diyoruz, birkaç kişiyi aldatabilirsiniz, propaganda yapabilirsiniz, hoş sözler söyleyebilirsiniz ama tarih yanıltmaz. Biz burada barış demekten asla geri durmayacağız. Biz insanları yaşatmak istiyoruz ama siz ölümü kutsuyorsunuz. Asla hiçbir güç bize ölümü kut... Sayın Başarır, buyurun.